Kağıdın karşısında. Şimdi bir şey anlatacağım. Çok mühim. Kime yapıyorlar? Subay tayin oluyorsa veya çok aktif bir görevdeyse haftada bir. Polis aktifse veya tayin olmuşsa, hapishanede koğuş sistemindeyse, karabalıkta ayda bir, bizim gibi tek kalıyorsa haftada bir yapıyorlar. Şimdi şey anlatacağım. Böyle bir liste var. Psikoloji tespit etmek, senin durumunu tespit etmek adına iki tane yöntem kullanılıyor. Bir tanesi, al bunu diyor, koğuşuna götür. Saat 9. Bir de alacağız diyor kağıdı. İkincisi, biz artık kendi yakaya, karşı karşıya soru soruyor. Çok ilginçtir yani. Tam mesleğiniz yani. Şimdi öyle bir soru soruyor ki. Soru soruyor. Beni tespit etmeye. Sonuç ne biliyor musunuz? Soruda, o kağıtta, o mülakatta, o polis veya subay veya koğuştaki o meşhur insanların psikolojik... Şimdi sorular hariç. Kafaya taktığınız kim, birisi var mı? Sizi meşgul eden bir şey var mı? Size kötü davranan gardiyan var mı? Veya memur, üst komutan var mı? Müdürünüz var mı? Tamam mı? Değişmesini istediğiniz, sizi rahatsız eden bir şey, hadise, muamele var mı? Kalkış, yemek, bilmem ne vesaire. Böyle sorular soruyor. Ben ona dedim ki, soruları kağıdı. Benle konuşsun diye, kağıdı alıp gidecek. Benle konuşsun diye, ben o koğuşa gönderilen kağıdı doldurmadım, boş gönderdim. Bir de geldiler, topladılar, saat 2:30'da beni aldılar. Apar topar. Bir kadın, bir erkek. Psikiyatrist, ilaç yazabilen. Bir tane de psikolog var. 3 kişi. Oturduk. Bu kağıdı sen niye doldurmadın dedi. Sizinle konuşmak istedim de ondan dedim. Birbirlerine baktılar. Buyur dedi. Dedim ya, bu kağıdı okudum ben. Bu kağıtta ana tema hep hariç. Yani sizi rahatsız eden hadise var mı? Size kötü davranan amir memur var mı? Değişmesini istedim. Evet dedi. Burada temanız, ana gayemiz benim içimi tespit etmek değil miydi? Yani durdu. Yani dışarıdaki eylemsel davranışlarım, tavırlarım, düşüncelerim ile benim içimi seyredeceksin. Ana tema bu değil mi? Sen bunu, bu kağıttan bunu çıkarttınsa sen git dedi. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Bak, evli dünya bunu, bile bunu anlamış. İnsanın içsel yapısını, iç alemini seyretmek için, yani görmek, başka nasıl olacak? Alametleriyle tezahür ediyor. Allah bile kitabıyla, bir, peygamberiyle, iki, kainatla, üç, insanın fıtratıyla konuşuyor. Allah nasıl bir Allah? İki yöntem kullanılıyor Allah insanda, bakın. Bir mülk, bir melekut, şu. Ene var, ene. 30. lemada bu mülk cihetidir. Diyor ki, ben bu evi nasıl şeyimle tanzim ettim, ilmimle? Allah da bu kainatı yaptı. Bak, bu ene. Ben nasıl bana isyan edenlere kızıyorum, itaat edenlere memnun oluyorum? Allah da böyle. Bu dişsal, bu 30. sözdeki ene bazı. Ene'nin bir de melekutiyeti var. Ene'nin melekutu nedir bu? Bunun tam tersi çalışıyor. Ne kadar az, noksan, kusuru, farkı deruhte edeceksin. Hiçlik vereceksin. Hiç olacaksın. Birincisi neydi? Vücut verdi. Ben nasıl bu evi gayeme göre yaptım, Allah kainatı da yaptı. Ben nasıl hayat sahibiyim, Allah da böyle. Ben nasıl bana itaat edenlere, isyan edenlere muamelem böyle, Allah da böyle. Görüyor musunuz böyle? Dişsal. Ama buradaki gaye nedir? Hep içeriye varmak için. Yani ilmin var, Allah'ın da ilmi var. Kudretin var, Allah'ın da var. Ama enenin melekut cihetini
30. sözü müktür o. Hiçliğini bilmek. Niçin hiçliğini bileceksin? Allah'ı alemimizde tayin ve teşahhus ettirmek için. Yani ne kadar hiç olursan o var olur. Mesela şöyle. Eksi bir var, eksi iki var. Doğada öyle bir şey yok. Eksi bir yok yani. Eksi bir elma var mı? Yok. İnsanın düşüncesinde var. Artı bir. Bir de yok. Matematik sayısalları doğada yok. Bir yok yani. Ne var? Elma var yani. İlle realit olacak. Şimdi bir diyebilmen için, iki diyebilmen için sıfır lazım. Sıfırın sayısal değeri var mı? Yok. Ama bütün sayısallar onunla belirlenir. Sıfır kaldırsanız hiçbir matematik yok. Hiç diye benziyor. Tamam mı arkadaşlar? 30. birisi yazmış da. Yine o psikolojiye geleceğim. 30. lemada ene mülk cihetini anlatıyor. Orada neyi de anlatıyor biliyor musun? Melekutunu de şöyle anlatıyor. Termometre neyi gösterir? Sıcaklığı. 60 santigrat dereceyi gösterse termometre. 60 santigrat derecede suyu elinizi tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Ama Arabistan'da 60 santigrat dereceyi gösteriyor. Termometreyi tutuyorsunuz. Sıcaklığı gösteriyor ama kendisi sıcak değil. Bak anladınız termometreyi. Kendisi sıcak değil. Sıcağı ölçüyor. Şimdi ene dersinde dışarıyı gösterdiği gibi kendisi öyle değil. Termometre gibi. Usta termometre misali veriyor. Şimdi adamlara dedim ki psikologlara bu sorularınla gardiyanla aran nasıl? Memnun olmadığın şeyin var mı? Değişik, siz olsanız müdür hapishanede ne yapardınız? Bunlarla benim içimdeki çatışan, çelişen kavgalı duygularımı tespit etmeye çalışıyorsunuz. Kavgalı fikirlerimi, isterimi. O dedi ki, adam biraz zındığa benziyordu. Kadın açıkta müsbet. Aynen öyle dedi. Sen ki bunu tespit ettin dedi. Yani bundan buna vardın. İç alemini dedi, görmek de isteriz dedi yani. Bizimle paylaşır mısın dedi. Sonra insana anlatmaya başladım. Anlatır mısın dedi. Kafa, bir içeriye vicdan vesaire. İnsanların hiç kimse, siz dahi, dünyada hiç kimse yaşamıyor. Şu anda binadasınız ama değilsiniz. Bak dünya, İstanbul, Silivri, binanın içindesiniz, bedenin içindesiniz. Binanın nasıl içindesiniz? Fark ettiğiniz için içindeyim diyorsun. Beden de böyle. Hiç kimse dünyada yaşamıyor. Ya dışarıdan beri söylüyorum soğan kabuğu gibi. Hastalığınız için söylüyorum bunları. Fikrin içinde yaşıyor insanlar. Veya vicdandaki iste yaşıyor. Veya kalpteki duyguda yaşıyor. Veya ruhtaki latifede yaşıyor. Hiç kimse realite dünyada yaşamıyor. Usta da diyor ki renk için bir kavle göre diyor. Bu diyor eşyanın çiçeklerin renkleri güneşin kırılması. Tamam mı? İstihalesindendir diyor. Dünya hakikaten yalan. Hiç kimse burada yaşamıyor, yaşadığını zannediyor. Nerede yaşıyor? Oluşturduğu fikrinin içindedir. Ya fikirdeyiz, ya histeyiz. Mesela bir insan ne kadar mükemmel dahi olsa vücudu hastayım, hastayım, psikoloji balon gibi şişiriyorlar. Topluma, insanların içine koyuyorlar. Ondan sonra korkuysa o balon korkudur. İstediklerini yaptırıyorlar. İğne mi vuracaklar? İğne vuracaklar. Çip mi takacaklar? Çip takacaklar. Bunun, bu balonu neyle oluşturuyoruz? Ustad Hazretleri Risale-i Nur'a bakın, zinadan, içkiden, kumardan o kadar bahsetmiyor. Bedihi bir şey, Kur'an'da olduğu için. Ben size Kastamonu'da en az 17 tane mektup gösteririm, siyasetten uzak durun. Bir kitapta bile, Emirdağ'da ha. Peki niye? Siyaset deyince bu siyaset değil. Şu anda önümüze konulan videolar, WhatsApp'tan şuradan, hepsi siyaset. Yani Allahsız düşünmeyi, Allah kainata hakim değil, Allah kainatın patronu değil, tamam mı? Böyle videoları vererek, videoları birbirine ekliyorlar, kasten salıyorlar onu, videoları. Yani karşıt, müsbet, menfi, ikisini de onlar yapıyor. İlaçlara karşı olan ilaçları metheden, sokakta ölenlerin güya, bunlar hepsi artist,
korona sokakta, öyle bir şey yok kardeşim. Sokakta adam ölmüyor, öyle bir şey yok. Yuhan şehrinde var, Pekin'de yok. Öteki şehrisi için olmuş. Yani bu tiyatro... Dolayısıyla şimdi kadına, o psikologlara dedim ki hiç kimse dedim dünyada yaşamıyor deyince adam o zındık olan nasıl yaşamıyor dedi. Sen nerede yaşıyorsun dedi. Daha bir şey bulduğu gibi zannediyor. Ya insan ideolojisinde veya idealistinde yaşıyor. Senin anlayacağın tarzda sevgili doktorum dedim. İkisinin arasındaki fark şu. İdeoloji ile idealistik. İdealist mesela PKK gibi veya Sufyaniyet gibi. Ben inandım ya bir şey, rejimi. Ona inanacaksın. İnanmıyorsan, oraya uymuyorsan öleceksin. Dayatmacı. İdealistik fikirdir. Şimdi insanlar ya fikrinin içinde yaşıyor, bir bilseler bunu veya his. Peki bunu sana kim giydirdi? Dört şey giydirir. Külliyattan topladım. Zaman, zemin, tam, libas. Zaman, asrın bu getirdiği şeyler var ya, düşünceler. Zaman nasıl oluşuyor? Düşüncelerin birleştirilmesiyle ortaya çıkar. Fikirler birbirine eklersin zincirleme. Sıkmıyorum değil mi sizi? Ha. Bu zaman. Zemin ise önümüze konulan videolar. Mesela ben diyorlardı da, ben diyordum ve hem de diyorlardı. Orhan Gencebay'ın mesela, İbrahim Tatlıses'te de var mı hocam, ama yüzde ekseriyeti Orhan Gencebay'ın müziğinde olur. Yani müziği, yazısını geri okuyun. Korkunç isyan. Korkunç subliminal. Hababam sınıfında koymuşlar mesela. Bu zemin. Yani önümüze konulan görseller, mekanlar. Zaman nedir? Önümüze konulan olumlu veya olumsuz telkinler. Unutmayın. Kimi dinliyorsanız, beni dinliyorsunuz şu anda. Argo tabir ama dimağımız dölleniyor. Yani onu mayalıyor. Mayalıyor. Olumsuz bir fikir girsin videonuza, bir koronayla alakalı. 5-6 saatte onun altından çıkamazsınız. En ufak bir vücudunuz titrese, üşüse hemen olumsuzun, nefis ya, dimağda serbest bölge var. En olumsuz hangi videoyu seyrettin? Ona odaklanıyor. O onun içine şeytan sokuyor. İnsan bu sefer direniyor. Direniyor böyle. Direnmesinden gelen o panik oluyor, kanı değiştiriyor. Çok şiddetlenirse, kan değişirse, kan çatışmaları, hücre yapıları pıhtılaşıyor. Hiç kimse koronadan ölmemiş. Koronanın tedavisi yapılırken yapılan ilaç, kortizon, 16 tane, 15 tane bir ilacı bir insana yükleseniz ne olur? Usta Demirdan da diyor ki, Hafız Ali abi içime diye. O diyor, resmi ilaçlardan benim gibi kaçmadı diyor. Yani resmi ilaçlardan kaçmadı. Usta da hapishaneye iğne yapıyoruz, aşı yapıyoruz diye zehir verdiler. Tamam mı? Emir Dağı'nda diyor, resmi ilaçlardan 243, tamam, birinci Emir Dağı'nda, resmi ilaçlardan kaçmadı diyor. Kardeşim, bu bir tansiyon veya bir kolesterol ilacını bir yapar, bir kutuda bitecek sistem teknolojileri var. Adamlar yapmıyor, devamlı bunu içsinler diye tam tedavi edecek element koymuyorlar. Kendileri 120 ve 110 sene yaşıyor, vesile oluyor. Yani burada ilacın düşmanlığını da yapmıyorum ama akıllı ol, akıllı olmak lazım. Mesela düşün, bir adama 8 tane sabah kap. 8 tane değil miydi? 8 de akşam, 16 tane hangi kap dayanır? Günde bir tane mesela. He? Günde 8 tane. Yok, akşam sabah. Ha, sabah akşam 8 her şey tabii. 16 tane büyüyor. Bilmiyorsun. Şimdi nedir biliyor musun? Her bir ilaç kanın yapısındaki ak ve al yuvarları değiştirmeyecek mi? Ya kümelenecek, ya şiddetli bir şekilde kendilerinden uzaklaşacak. İlaçların gayesi o. Oysa bir aspirin, bir bayt böyle bir ağrı kesiciyseniz vesaire. Ama ben bu ilaçtan bahsetmiyorum gene. Ene iki tanedir. Bir mülk,
bir melekut. Demez ustad bu mülktür, melekuttur. 30. sözde termometreyi misal verir. Sonra karşıki sayfada ilim, hayat, kudret, 3 tane sıfat var ya, Allah zatıyla insanda, sıfatlarıyla, ilim, irade, kudretiyle insanda. Nedir o? Ben bu evi nasıl yaptım? Allah da kainatı böyle yaptı. Bu enenin mülk ciheti. Termometreyi de misal veriyor. Bir daha söyleyeyim. 60 derece gösteriyor. Tutun eliniz yanmaz. Tamam. Ha, insanın enesi böyle, mülk böyle. Gösterir. Peki o enede terakki ede İbrahim, efsane İbrahim. Terakki ettik enenin bu tarafıyla, mülküyle. Melekütüne geçiyoruz. Melekût de nedir? Ben ilmim var, onun da var yok. Hiçbir şeyim yok benim. O önceydi, vardı. Şimdi yok. Hiçliğini bilmek. 9. sayfa şuralarda. Ne yapar? Hiçliğini bilince Allah taayyüp ve teşahhus eder. 61. sayfada ne diyor? Has mıydı? Haksız temellük. Yani ezberleyelim diye. Ha, ham. Ham, tamam mı? Ezberleyin diye bak. Haksız temellük. Allah'ın mülkünün altına sen giriyorsun. Benim diyorsun. Evam ediyorsun bu vücuttan. Senin değil kardeşim bu vücut. Sana emanet verilmiş. Buna sen yanlış muamele ediyorsun. Benimdir diye, yani ustad demiş ya, gemide adam sırtında yük var. Sırtında yük var. Lan gemi işte, arabalı vapur. Koy yükü üzerine otur. Yok ben yükümü koruyayım. Ya gemi batarsa? Lan batarsan komple gideceksin. Ham. Ham nedir? Haksız temellük. 2. A. Ham ya. Aynı darlığını bilmemek. Yani sen burada nisin? Bu ezeli ve ebedi olan Zat-ı Zülcelal bize bu özelliği vermiş. Ezeli yaşamak istiyoruz. İşte belamızı nasıl çekiyoruz? Ebedi yaşamak, ezeli ve ebedi olmayı yönünü değiştirmiş 4. şuada. Biz onu kullanamadık. Biz o ezeli ve ebediyeti dünyada istedik. Dünyada isteyince, oysa bu hayatına, hayatını veren Zat-ı Hayyul Kayyum'a göre hayatına bak. Nedir o? Yani hayatında istidat ve kabiliyetler ekilmiş, onların neşinaması ile vazifeliyiz. Demek ki birincisi haksız temellük. İki, neydi? Aydan bilmemek. Me neydi? Mevhumu muhakkak bilmekten gelen. Bak, muhakkak bilmekten. Mevhum nedir? Mevhum. Olmayan, o senin değil, benim zannetmek. Beka veriyoruz ya kardeşim. Neyi nerede arıyorsun? Biz beka istiyoruz. Beka yaşamak istiyoruz. Ebedi yaşamak istiyoruz. Peki dünyada bunu mu istiyorsun? O zaman neye benziyor? Muhal talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Olmayan kara kedi karanlık odada aramak gibi. Ha şimdi biz vazifeni yap diyor. Vazife ile karışma. Keyfine bak diyor. Nedir o? Bak formülü de şu, ondan sonra geleyim. Namazı vaktinde kılmak, asla tesbihatı ihmal etmemek. Asla. Şahs-ı manevinin duasını alıyorsun. Her gün mutlaka evradın olsun. Şöyle bir şey yapıyorlar. Haftada bir cüz alıyorlar. Bir gün okuyorlar, 6 gün okumuyor. Yanlış. Güne böl. Her gün okuyacağın evradın olacak. Mutlaka. Tamam. Ha bu arada unuttum şeyi. Kim bayağı yapacak bana İbrahim? Hizbul Kur'an'ı unuttum. Numaralar mısın kurşun kalemle de ben tamam. Parayı dersen evim. O bana bir tane Hizbul Kur'an. Hizbul Ekber nedir Hasan abi? He? Hizbul Ekber nedir? Hizbul Ekber. Hizbul Hakaiki Nuriye. Hizbul Kur'an, bir de Hizbul Ekber. Bunlardan seçilmiş Hizbul Ekber şey var ya, cevşenin içinde. Bu ayetler var ya, ayetler. Kur'an'da seçilmiş sahabenin yaptığı. Bunu 100 sene önce Asya abla vermiş 100 sene. Onu kim yapmış abi? Yani bunu aslı yapan işte dedim ya, Kur'an'da ayetleri seçen sahabe. Başına söylüyorsun. O zaman vardı, ta 1400 seneden beri var. Yani Hizbul Ekber, yani hizb yapmış kendisine, sahabe kendisine ait. Herkes kendi aletine göre ayetleri toplamış. Ayetleri sahabe mi yapmış? Sahabe yapmış.
sahabeler şey, onu Hizbul Ekber'i Kur'an'ı değil geçiyor ya, Hizbul Akaykin'in içinde geçiyor. Hizbul Ekber'i Kur'an'ı yani. Bugün okudum da orada üstad diyor ki Asiye, malum Asiye diyor, bana diyor ki nakış içinde 100 sene önceki Hizbul Ekber'i getirdi. Hizbul Ekber'i getirdi. Bu Mecmuatul Ahsap'ta bunlar, tamam mı? Orada bunlar anlatılıyor. Şimdi şu, birincisi nedir abi? Eyvallah. Birincisi namazı vaktinde kılıp hemen tesbihatı yapmak. Niçin Allah Resulü namaz ezan okunmadan abdesti hazırlık yapmak? Yani beyin kodlanıyormuş. Mesela dere akıyor, su iktisakla kullanın diyor. Ne alakası var? Zaten akacak kullanmasa. Suyla alakası yok. Benim kafamın içindeki suya verdiğim itibari ve nisbi, yani Allah ile onu düşünmem. Ondan sonra işte insan vaktinde niçin en önce abdest alın, hazırlık yapın? Beyni ona odaklıyor. Çünkü o anda o melaiki ortaya çıkacak. Vaktinde namazı kılıp tesbihat yapmak, her gün evrat okuma, böyle siz zaten buna şeysiniz, müzakere yapmak yani, dostlarınla bu tür iş yapmak, hepsinin ceminden sonuç asla ve asla olumsuz video ve yazı dinlememek, bakmamak. Bunun altından çıkamazsınız. Duymadım. Meşgul olmuyorum. He. Çünkü kimin eli kimin cepte bilmiyoruz böyle bir zamanda. Tamam mı? Müsbet gözüküyorlar. Yani bir şey diyorlar, bir şey yapıyorlar. Kimseyle meşgul olmayacaksınız. Bakın bana küfrediyorlar, takdir ediyorlar, tenkit ediyorlar, soru soruyorlar, şey yapıyorlar. Ben ne yapıyorum görüyor musunuz? Bunları da nerede biliyorum beni tenkit eden? Bizim o siteyi yönetenler söylüyor kısmen bazı. Ali, İbrahim. Ben hiçbirisine ne cevap, ne menfi ne müsbet cevap vermiyorum. Muhatap olmuyorum. Ne yapıyorum? Size ve Müslüman kardeşlerimize, yani dava arkadaşlarımıza istifademi, külliyattaki istifademi, duygularımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, hislerimizi nasıl kontrol edeceğiz? Balon gibi bizi sarmalayan bu şeyde nasıl çıkacağız? Onlardan istifademi size sunuyorum. Diğerleriyle hiç meşgul olmuyorum. Kim nereye gitti? Meşgul olmayın. Böyle bir zamandayız. Allah Resulü'nün tabiriyle kılıcınızı körletin, kılıfına koyun ve o evinizi kapatın diyor. Çıkmayın diyor, tamam mı? Fitne acayip olmuş. Sureti hakta gözüküyorlar. Hak ve batıl birbirine karışmış. Risale-i Nur'la ciddi meşgul olanlarda bu sıkıntı ya hiç yok veya çok azdır. Nerede diyor? Kastamonu 123. Peki meşgul olanlarda olmaz mı? 249 Kastamonu'da bana bile sirayet etti diyor. Allah şahit ya Rabbi, yalana kafir olur şeyse. Ne kadar uzak durdumsa odamda mesela, o kadar rahattım. O kadar rahat. Tamam abi. Meşgul olmayın. Olumsuz da şeyde ne diyor, olumsuz demiyor. Menfi ile ne kadar meşgul olursanız, ne olursa olsun, dimağınız, safi zihinleriniz idlal olmakla işgal altında olur, döllenir. Onun gibi neşulema bulur. Kafadaki serbest bölgeyi anlatmıştım. Onu unutmayın. İki taraf var, iki kanal. Bir tanesi menfi taraf, şeytan, kafir cinler, olumsuz yazılar, videolarla oluşan ervah habise. Bir de mekan ve zaman bize yüklüyor. Tersi, melekler, Müslüman cinler, olumlu arkadaşlar, kitaplar, tefekkürler, ervah haliyeyi oluşturuyor. Doğru mekanlar, doğru yerler, doğru insanlar. İşte bu kafada serbest bölge var, iki taraf. Kuvvet hangi tarafa verirsen olsun. Bunlar ait size bir test yapıyorum şu anda. Bu konuşmadan sonra kendinizi daha rahat hissetmediniz mi? Evet. Öyle değil mi? Evet abi. Ha, bu ne için söyledim? Kafanızı olumluya böyle şey yapın diye. Ötekilere sakın önünüze konulan yemi, otu yemeyin. Yani videoları uzak durun. Tak diye kapattın. Tak diye sil. Ben itimat edin, yalan söylemiyorum. Dinlemiyorum. Yalan nafsı kafir bak. Dinlemiyor. Birisi de göndermişse bak bir tane. Evet. Eski dershane arkadaşım 15 senelik 20 senelik. Dinledin mi dedi. Neyi biliyor musun? Yok piyasadaki satılan süt.
Mehmet ne yaptım biliyor musun? Tuttum geldiği gibi işte sütün gerçek yüzün biliyor musun? Tak bas sil. Niye dedi? Hiç kusura bakma dedi. Ben İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun çıplığı değilim. Ben yani bilsin bilmek bilmeyeceksin kardeşim. Ne zararı ne kârecek? Bilmeyeceğim. Bana zarardan başka bir şey yok. Sana da tavsiyem. Sakın ha. Ne yaptılar biliyor musun? Yok süt böyledir, et böyledir, o şöyledir. Ne oldular bunların akıbetleri? İstisnasız. Bu işte meşgul. Hepsinin gıda psikoloji, gıda ile psikolojileri bozuk. Çok oldu. Ve vücutları bitmiş. Yağ yemeyeceksiniz demişler. Oysa Kur'an'da methedilen zeytinyağını, vettin ve zeytin uzak tutup kabız hastalığına tuttular. Hepsi istisnasız. Gıda ile meşgul olanlar hasta. Hasta değil, hasta, hasta. Yani ne? Kardeşim biz zaten peygamberimizin sünneti midenin üçte birini boş. Üçte birini boş, üçte birini gıdayla, üçte birini suyla değil mi? Doymadan kalkıyoruz. Ha ne yaptık? Ha ben ne kahvaltıda ne yedim? Belki de 7-8 tane zeytin yedim. 2 tane yumurta vardı, 1 tane Mehmet yemiş ve Osman, 1 tane yumurta yedim. Ama 2-3 dönüm de peynir de yedim. Ama sofrada Allah Resulü diyorum ki bak size, yeşillik eksik etme. Bak, yeşillik et. Tamam bu kadar ya. Yok sütü böyledir, ekmeğin içinde neler var bilmiyorum. Zıpkımın kökü var. Ha, git kendin siyahına şey yap. Kardeşim yapmayın. Zaruri ihtiyacınız kadar giderin. Bilmek, bilip de uzak olmak psikolojiniz bozar. Bilmeyip o ekmeği değilsen sana bir zararı da olmaz. İmam-ı Gazali'nin gıda şeyi var, İmam-ı Gazali. Karışımların içinde bir tanesi şey, haram dahi olsa sen bilmiyorsun. İmam Ebu Yusuf da dayanıyor. Bilmiyor ama karışım onu değiştirir diyor. İmam Ebu Yusuf. Aramı mı değiştirir? Değiştiriyor kimyasal şeyi. Yani. Çünkü İmam Ebu Yusuf böyle bir fetvası var. Gazali Hazretleri diyor ki biz diyor gıdanın içini diyor araştırmayla mezun değiliz. Mesela diyor örnek veriyor Allah Resulü sahabenin. Mescid-i Aksa'ysa yok Hazreti Ömer mi? Ya Resulullah veya Hazreti Ömer Efendilerimiz. Mescid-i Aksa'yı fethettikleri zaman orada Yahudi ve Hristiyanlar yaşıyordu. Onların peyniri yenir mi sormadılar. Onlardan satın alıp yediler diyor. Gazali'de geçiyor. Peynir alıp yediler diyor. Yani onun kimyası değiştiriyor. Böyle peynir aldık o kadar. Ya neyi var bunun içinde? Git kardeşim bak akıl hastanesine. Bununla meşgul olanlar arabalarında tencere taşıyorlardı. Kendileri yetiştirdiği mantar, kendileri yaptıkları peynirle sonra ne oldular? Aman abi eli abi elimi tut, abi kurtar beni. Bazılarını kurtarabildim, vesile oldum, bazıları gitti. Öldü gitti. Kalp krizi vesaire getir, kafasında tumor çıktı, bilmem ne oldu. Bizi de şeyle itham etti yani böyle duyarsızlıkla. Yani o da var, o da var. Olumsuz çarpmayacağız. Namazımızın vaktini kılacağız, tesbihatimizi yapacağız, her gün evladımız olacak. Sonra müzakere yapacağız, müdavele-i efkar yapacağız. Uzaktaysa, ben bunları anlatıyorum şey için, hem ailenize de şöyle, telefonla dostlarınızla sohbet edin. Ondan sonra anne babanın şeyi varsa böyle, açarsın böyle ufak 5-10 dakika bir kayıt gönderirsin. Ondan sonra o ona bir gün gider. Tamam mı? Sonra ne yapıyoruz? Müsbet yapıyoruz. Risale'yi okurken defterimize kaydediyoruz. Bununla meşgul olduk mu ya sıkıntı yok Kastamonu Yüzülmüş ya da çok az. Buna delil bu konuşmadan sonra rahat hissetmek. Tamam mı? Evet. Sofrada biz konuşuyoruz böyle bir şey olsun. Evet. Ya şimdi bununla alakalı bir şey geldi tamam mı? Bir soru geldi de bizim kardeşlerden. Evet. Bak ne diyor biliyor musun bak? Bu konuştuk ya şimdi. Onun için dedim bir şey paylaşayım. Abi diyor bu anlatılanlara nasıl muhatap olacağız? He. Hani tabii tefekkür imani diyorsun da imani mevzular tefekkür. Hangisini okumamız lazım? Ustad böyle zamanlarda taun ve tufan tefekkür imaniyle nasıl çıkarsın? Dördüncü şuayı çok okumak lazım. Tamam. Ne vardı orada? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hayatına, hayatı sana veren zat-ı hayyu kayyuma göre hayatına bak. O, orası çok okunursa
Ayet-i Kübra okunursa, Ayet-i Kübra bir de. Bir de 15. Şua. Tamam. Ama hasreten kaçıncı Şua dedim ilk? 4. 4 Şua, 7. Şua, 15. 7. Şua Ayet-i Kübra. El Hüccetü Zehra 15. Şua. Tamam. Hele 4. Şua bu işin ilacı. Ta kendisi. Böyle bir not alarak böyle bir gün ok, bak gör ne oluyor. Tefekkür-i imani ile size çizilen rol, sizi içeriye alan balon var ya, fikir, his, duygu ve latife. Soğan kabuğu gibi, ezberden söylemedim, dışarıdan içeriye. Akıl, fikir, vicdandaki his, kalpteki duygu, ruhtaki latife. Balon gibi yapar. Bunun adı korku. Tamam mı? Haf. Veya hubbudun, yani dünya perestlik. Her asırda bir yöntem kullanırlar. Ya cinselliği, dünyayı böyle sarmış saralar. Devamlı basında onu çıkartırlar. Veya araba hastalığı, mal hastalığı, para birikliğine hastalığı. Şimdi de hissi, nefsi, cisim. Yani bedensel hisler var ya, yani putlaşmak bedeni, ölüm korkusu. Onun. Onun için 4. Şua bunun en keskin ilacıdır. Duman ediyor. Tamam mı? Onu da paylaş. Hasan abi, çörek otu yağı aldık da Zübeyir'le. Onu nasıl kaynatacağız onu? Ha, çörek otu yağı şu. Kaynatma değil. Bir diyelim ki öksürüğün var. Tabağa veya tencereye koy. Sıcak suyu. Çörek otu, tatlı kaşığı. Yemek kaşığı da olabilir. Biraz fazla olur ise. Ama koy olsun. Kaynattın mı? Suyu kaynattın, içine koydun. Ondan sonra üzerine büyük banyo havlusunu veya bir çarşafla kapat. Teneffüs et onu. Çörek otu yağı ciğerine kadar gider. Allah Resulü çörek otu ölüm hariç her derde de vardır. En iyisi 4. Şua. Çörek otu, bal, şu, bu her şeyden önce hasbunallah ve ni'mel vekil, doğru düşünce melekimizi elimize alacağız. Kimseye vermeyeceksin. Korku adamı köleleştirir. Unutma, korku adamı köleleştirir. Cinsellik köleleştirir. Araba hastalığı, marka hastalığı, telefon hastalığı, gayrimenkul, arsa, bina hastalığı, bunlar köleleştirir. Ama en fazla köleleştiren 6 tanedir. Hucumat-ı sittede. Hubuca, hav, tama, menfi milliyetçilik, enaniyet, 6.'sı da tembellik ve temperverlik. Hucumat-ı sitede geçiyor. Bunlar adamı ne yaparmış? Köleleştirir. Ne yaparmış abi? Duman eder. Duman eder. Ha. Aynen öyle yapar. Üstad da öyle demiş. Ben demiş hastalığımı kimseyle meşveret etmem. Kimseye de hastalığını sorgulatma. Sorgulatma. O ne anlatıyorsa öyle inanmak zorunda kalırsın. Bir lokoda olabilirsin.